Taç kralını arıyor herhalde. Bir türlü gelemedi. Seni abla uzun yaşa. Taç kralını arıyor. Sultanlar geldi. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Buyurun, hepinize. Dedim. Hadi Müşra'cığım kap gel. Hemen getiriyorum. Hemen kap gel. Kralını bulsun. Bu masada inşallah kraliçesini bulsun efendim. Güzel hanımlar. Gelirse bulacak inşallah. Ev sahibi olarak nasıl peki Büşra? Yani Semiha'nın biraz dedik yükseltiyorsun sesini falan ama dedi. Yok. Yüksek çok mi sesi? Agresif. Yok gayet normal kendini normal savunuyor. Normal kendini savunuyor. Yani abartı tepkileri var mı ev sahibi olarak yoksa sadece kendini mi savunuyor? Kendini savunuyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Haklı yani savunmak zorunda. Savunması aslında neden savunmuyor diye yazarız. Hiç samimi değiller inanın ki. Sahteler Kadir mi? Bey, evet. Niye sahtesiniz hanımlar bugün? Yok gerçekleri söylüyoruz Semiha Hanım. Yani gergin bas bas bağırıyor. Mahalle duymuştur sesini. Ayşegül Hanım hiç kendini savunamadı. Mahalle duymuştur sesini. Savunsa savunuldu diyor. Savunulmasa savunulmadı diyor. Dün Ayşegül'e alıştığı için o bugün biraz düşünüyor. Galiba öyle, öyle düşünüyor. Ne evet, yapsak yaranamıyoruz. Bence savunuyor kendini. Büşra bu yemeği çok iyi yaptığın için mi seçtin? Hani böyle bazı yarışmacılarımız diyor ki en iyi yaptığım yemeklerden bir tanesi. O yüzden seçtim. Yani bu programda bunu yapmanın amacı neydi? Bunu daha önce yaptım evet. Ama davet sofrasına yakışabilecek bir ana yemek olduğu için de düşündüm. O yüzden yaptım. Yani sen böyle sıradan yemekleri sevmiyorsun. Biraz daha farklı olsun istiyorsun. Biraz daha farklı olsun dedim. Hem de davet sofrasına yakışacağını da düşündüğüm için. Peki kuzu eti yaparken çekinmedin mi ya kokar derlerse yok yemezlerse falan diye? Dışında bir işlem yaptım ya biraz beklettim. O kokusunu hani kuzu etinin kokusunu bastırır diye düşündüm. Bu şekilde yaptım. Evet Aylin Hanım gerim gerim gerildikten sonra yorumunuzu merak ediyorum. Aylin abla yemeği yiyor ondan sonra. Evet şöyle bir duruşu var kendisi. Sallanıyor sallanıyor. Nasıl öyle buldun? Mi? Aynen bir duruşunuz var. Yok güzel bir dik duruşum var. Aynen öyle mi? Evet. Hiç farkında değilim kusura bakmayın. Kesti yok kötü bir şey değil güzel yani fotoğraf olarak söyledim. Böyle ha. Bir hep bir kendinden emin bir oturuşum var. Özellikle yedikten sonra yorumunu merak ediyorum açıkçası. Evet. Nasıl buldun? Pişmiş mi? Lezzetli mi? Öncelikle Büşra Hanım elinize sağlık. Afiyet olsun. Ne gibi işlem yaptınız etinizde? Dışında sıvı yağ, tuz ve kekik, kuru kekik vardı. Kekikle birlikte marine edip bir 20 dakika, 25 dakika kadar beklettim. Ondan sonra pişirmeye bıraktım fırında. Peki bunu neden bu şekilde sarıp folyoya böyle bıraktınız? Ne kadar sağlıksız biliyor musunuz? Bunun evet. Yerine ama yağlı... O kısımda pişirmedim ben o şekilde. Öyle pişirmedim. Pişirmediniz de sunumda ısıya da keşke kullanmasaydınız. Yani çünkü... şu şekilde tutunabilir. Hani bu şekilde tutunabilir artık diye. Artık böyle artık sarmıyorlar. Bunun yerine yağlı kağıt sarıyorlar. Bunu artık böyle kullanmıyor çünkü çok sağlıksız bir şey. Yağlı kağıt durmaz ama üzerinde. Alüminyum folyo pişirirken sağlıksız. Şu an pişmediği için sadece aynen. Görsel ama ben doğurmadım açıkçası. Pişmesin yani. Ben doğurmuyorum. Ben fırınlarken hayır, alüminyum öyle folyo asıyla beraber. Çok, tek tek konuşalım bir saniye. Bu, o Yasemin, zaman ben susuyorum. Şey Ayşegül yapın yani. Neye karşı çıktın Ayşegül? Söyle. Dedi ki alüminyum folyo tamam. Zararlı dedi. Ben de diyorum ki alüminyum folyo ısıyla beraber içerisindeki zararlı yapıyı ortaya çıkarıyor. Burada ısı olmadığı için sadece görsel olduğu aynen. İçin ısıya gerek yok. Burası davet sofrasıysa bu alüminyum folyo değil davet de yağlı kağıt olsaydı keşke. Davet sofrasında koyulur Aylin Hanım. Evet. Yani artık yağlı kağıt tutmaz ama Aylin Hanım nasıl tutacak? Yağlı kağıtla yok. Hayır yağlı kağıt asla tutmuyor. Lezzetine gelelim. Yağlı kağıt sarmaz. Aylin Hanım'ın masa kurmaktan haberi olmadığı için. O benim problemim sizin değil. Ben sizinkini de göreceğim. Benim masam geçti de, geçeli de iki gün oldu davet, lütfen. Davet sofrasında bu siz burada konuşuyorsanız Aylin Hanım elbette sizin masanızı bizler de konuşacağız. Bu masada ben konuşulacak. Ben şu anda sizin masanızı konuşmuyorum. Ben Büşra Hanım'ın masasını eklemek istedim sadece. Ve kendi yorumum. Sadece o bırakın konuda eklemek istedim. Yapayım devam edin lütfen. Yani siz yorum yaparken ben sizi dinliyorum. Sadece o konuda eklemek istedim. Gerek yok. Aylin Hanım'ın ana yemekteki teknik yorumları isabetli değildi. Alüminyum folyoyu ben fırında pişirmedim yani etle birlikte. Sonuçta tabağa sunum yaparken davet sofrasında alüminyum folyo olabiliyor etin ucunda. Büşra Hanım bence kendisi olumsuz bir yanıt aldığı için, kabullenmediği için bu şekilde düşünebiliyor. Gayet normal. İç pilavda bir acılık var. Şey yenibahar fazla koymuşsunuz galiba. Bir tencereye bir çay kaşığına yakın koydum. Tam doldurmadım. Yani bana böyle bir acılık geliyor. Yenibahar acılığı geliyor. Büyük yoğun ihtimal... mu? Gelmiş çok olabilir. Yoğun gelmiş o yüzden ama acı çok az geliyor. Koydum yani çay kaşığının yarısı kadardı. Etinizde şey kalmış yani böyle pişmiş pişmiş kuru yani kur böyle sanki böyle bir kuru sos derken... istiyor.
Yani ağzıma attım böyle bir yarım saat önce. Yani bu dilimlenmiş bir şekilde pişirilmiş olsaydı evet sosunun içine çekme ihtimali vardı. Ama bunun dışında olduğu için işlem tam orta kısımlarına gelmemiş olabilir kekikli yani kısmı. Yani kuzu değil de sanki dana eti yiyormuşum gibi saatlerce böyle çiğnedim ağzımda. Yok bir artık daha neler. Daha neler. Yani bu benim fikrim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki Aylin Hanım'ın yorumlarının altını dolu buluyor musun cidden? Ya Aylin Hanım şimdi, evet yani hepsini gözlemleyerek yiyerek teknik bir açıdan söylüyor. O konuda güzel seni ikna etti yani. Aynen güzel tamam. Söylüyor peki, ama. Afiyet olsun ama. Yani et konusunda katılmıyorum kendisine. Yani et. Pişmemiş mi? Yani aslında tam ya. Pişmemiş. Şöyle ki şimdi dilimlediği için kestiği için kesip de bunları böyle koyduğu için. Kuru gelmiş, kuru kalmış yani biraz da kalın kaldığı için, kalın kestiği için ben bunu ağzıma attığım zaman lastik gibi bir sağa çevir, bir sola çevir. Yok artık aslında daha hani kuzu eti ağızda sağa sola çevrilmez. Pirzola olduğu için. Bu şekilde için, katılmıyorum. Yani kuzu eti ağızda çevrilmez Aylin Hanım. Peki siz bilirsiniz. Yani bana göre öyle. Yani bunu mesela ya. Şeflerinizin önüne çıkarsanız ya da ne bileyim kurstaki öğretmenlerse. Onlar da aynısını söylerlerdi. Hiçbir evet. Zaman ve, böyle. Ve bunda, bunu böyle kuru istemezlerdi. İlla ki bir şey olurdu. Bir sos. Beklerlerdi. Ama evet. Bu kızı, kral sos, tacı yani ne sosu ya? Sos, dışında bunun zaten. Kral tacının da sosu var. Nasıl sosu bu, oluyor acaba? Öğrenebilir miyim Aylin Hanım? İşte anlatmaya çalışıyorum ama anlatamıyorum. Konuşmaya çalışıyorum dinliyorum, ve konuşamıyorum. Dinliyorum evet dinliyorum. Lütfen bir dinleyin. Ondan sonra evet. Siz istediğiniz kadar konuşun. Ben zaten sizi dinliyorum. Normalde bu sosu sosla birlikte daha sonra sosunu koyuyorlar. Salçalı sosla, mı domates falan mı? Salçalı şeyli kendi baharatlarıyla birlikte pişiyor. Piştikten sonra ya ben kendi bildiğimi söylüyorum. Bunu daha farklı şekilde yapanlar var. Ballı yapanlar var, sirkeli yapanlar var. Bence siz bilmiyorsunuz Aylin Hanım. Ya sadece haklısınız. Yorum yapıyorsunuz. Bilmiyorsunuz bence. Peki haklısınız. Siz kendinize göre balla, hardalla falan diyorsunuz. Yapanlar yani çok, yapanlar ne yapıyoruz çok. Biz burada? Ne pişiriyoruz? Yani, ya yapmışsınız, ben sizin yaptığınız, o zaman ben hiç yorum yapmayayım, siz kendi bildiğiniz gibi konuşun. Ben de kendimi savunmak zorundayım. Aynen ben yaptığımı, doğru yaptığımı söylemek zorundayım siz burada. Siz bana soruyorsunuz, ben anlatmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyorsunuz. Ya balla hardalla ben hiçbir şekilde görmedim bunu ya, onu kuzu kıraltıcını. Nasıl bir şey yani yapılabilir diye. Ama yani bu tarif burada bir böyle. Sos olsaydı dedim. Belki evet. Dedim bunu dedim kapatırdı dedim. Eti neyi kapatırdı? Etin bu şeylik şeyini kapatırdı. Yani lastik gibi sürmesini kapatırdı. Sos kapatacak sosla yani etin birlikte, böyle lastikliğini. Sosla birlikte belki yenilirdi ağzımıza kuzu daha iyi kuzu etinin asla ağızda çevrildiğini ben görmedim. Sizden duyuyorum ilk defa. Peki. Peki afiyet olsun Fatma Hanım. Büşra Hanım elinize sağlık. Afiyet olsun. Kuzu eti zaten böyle pişer. Kuzu eti çok güzel kesinlikle olmuş. Aynen öyle. Yumuşacık evet. Da yani sert yani dokum yok. Dokum gibi olmuş. Şey sosu da dediği gibi oluyor zaten. Önce soslanıyor. Hatta önce şey yaptınız mı? Süte batırma gibi mi? Hayır. Mühürlediniz mi tavanı? Hayır, mühürleme yapmadım ben. Direkt bunu fırınladım yani sosta bekledikten marineden sonra. Mühürlenmiş hali buysa güzel olmuş yani. Mühürleme yapmadım ben. Dediği gibi Aylin Hanım'a katılıyorum. Pilavda bir acı. Yeni baharın tadı olabilir ama evet. Ben az koydum. Ama ya yoğundu tadı. O çok acı fazla. Tadı gelmese çok lezzetli. Çok fazla tadı afiyet var. Afiyet olsun. Çok elinize sağlık. Salatanız da olsun. Güzel. Güzel mi salata da beğendim? Beğendim. Sadece havuç mavuç da olsun. Mevsim salatası yani. Ya sadece burada lahana ile marul tercih ettim ben. Üzerine de domatesle görsellik açısından öyle yani koydum. Şey mevsimdeki şeyler yok, sebzeler yok. Ya havuç krepin içerisinde vardı. Evet. O yüzden. Seni abla. Elinize sağlık. Hadi bakalım bu sefer beğendi galiba. Büşra'cığım bu içli pilavla kralın tacı hiç olmamış. Etle şekerli şeyi ben yakıştıramıyorum. Pilavın çok acımtırak olmuş. Acımtırak. Direkt baharatından dolayı zorladım. Gerçekten zorladım. Ben dedim insanlara dedim acaba haksızlık mı yapıyorum dedim. Söyleyince kabul etmiyorsunuz ya. Denedim, uğraştım. Aynı tadı aldım. Sonra etten ağzıma attım. Şöyle etrafa bakarken sakız çiğniyorum zannettim. Ha, sonra dedim ben sofradayım. Et yiyorum falan. Yutmaya çalıştım. Ay yok artık ya. Galiba size öyle geldi. Ya benim yok artık yok ya. Lokum gibi yuttum ağzıma. Siz de çember daraldıkça böyle bir... Yok. Hayır. Hiç de öyle hani, değil yani. Ne ekersem onu biçerim yo, hesabıma. Daha önümde günüm var. Ben yasada ne kaç günüm çıkar. Var? Ya sen ya ben yarın. Ya sen ya ben evet. He? Hani ne oluyor yani hiçbir şey anlamıyor. Aynen söylüyoruz ya nasıl bunu pişmiş dersin. Çember daralmışsa ikimize daralmış Semih Hanım. Tamam ben rahatım işte benim sofrada ben de rahatım. Fatma Hanım da rahat görünüyor yani. Allah aşkına. Benim soframda
böyle yumulup yemekleri yiyeceksiniz. Allah Allah! Çok merak ediyorum. Nasıl? Kolonya koyacağım ki lezzetten bayılmayın büyük diye. Büyük ihtimal bizi lokantaya götürecek. Ya da mutfağa kendiye bir başkasına mı söylüyor? Cümleri falan mı? Yok, başka bir yok. Siz olmayacaksınız. Aşçı mı gelecek acaba? Akademi misiniz yemeklerinizi yapacak? Ben de olmaz. Yok yani kendim ben gideceğim. Ben de yalan olmaz. Ne bileyim dublörü falan mı var çok benziyen? Sanata çok sade, itici. Yani mevsim i̇tici salatası. Mi? Mevsimde... Bu nasıl bir cümle öyle ya salataya? Nasıl ya cümlelerime i̇tici niye takılıyorsun? Derken... Sen salataya takıl salataya. İtici derken? Şuna bak. Nimet bu... nasıl itici olabiliyor bu... anlayamıyorum Semih Hanım. Benim lafım nimete değil. Neye acaba? Konuyu saptırma. Siz saptırıyorsunuz. Kolayına kaçmışsın. İtici cümlesinin altındaki şeyi bana anlatır mısınız? Bana bak. Doğramadan ben getirseydin, köpeği şuraya koysaydın, moru da buraya biz alırdık çatal attırdık. Ne yapmamı istiyordunuz acaba? Salata dedim, biraz mevsim salata. Biraz özenmeni isterdim, kusura bakma Büşra'cığım. Nasıl özenecektik? Bu ne ya salata diye. Burada katılıyorum Semih Hanım'a, mevsim salata işte az, malzeme az. Mevsim salata olmamış. Şimdi krepin içerisinde de... gibi bir şey olmuş. Mantarlı içte de havuç vardı. Bunun çok içerisine özellikle koymak istemedim. Fatma Hanım'a salatayı açıklarsın da şimdi et pişmemiş mi? Pişmemiş Kadir Bey. Hep dişlerim arasında kaldı. Daha neler kaldı ya. Sırf yorum olsun diye. Kürdan da yok masada ya. Lokantada mıyız? Semih Hanım davet sofrasındayız. Lokantaya kürdan için mi gidiyoruz? Ne için gidiyorsunuz? Yemek için gitmiyor muyuz? Yemek için gidiyorsunuz. Kürdan istiyorsunuz evet, değil mi orada? Bir program çekiyoruz. Hayır bir şey ya. Herhalde o işlemi yapacak değiliz. Niye yani, yapamayacağım canım? Ben koyarım peçetimi böyle. Ya yok. O gün ya sırf yorum olsun diye yorum yapmayın. Semih Hanım ya. Daha yedim masasında kürdan olmaz. Semih Hanımcığım burası nezaket kuralları gereğince. Olmaz mı Aydın Hanım? Olmaz. Çok saçma yani. Olmaz. Semih Hanım tam bir fiyasko. Gerçekten. Ya kendisini nereden zannediyor acaba ya? Kürdan nedir ya? Bu kadar iyi insan küçük düşünemez kendini. Yani et olan sofrada bence kürdan olmalı yani. Daveti maveti yok bu işin. Etler kaldı çok rahatsız oldum. Davet sofrasından asla anlamıyor. Yemek bilgisi zerre yok. Ya bunu üstüne basa basa söylüyorum her zaman.